Bülent hocam sesin yok. Özür diliyorum hocam. Sayın Rektör Vekilim, değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım. Öncelikle 2021-2022 akademik yılının ilk programına hoş geldiniz diyorum. Geçen yıl programlarımızın son konuşmasını Profesör Doktor Cengiz Tomar hocamızla gerçekleştirmiştik. Bu yılda hem iki dönemi kapsayan yaklaşık 50 civarında programı içeren dönemi yine Cengiz hocamızın konuşmasıyla başlatacağız. Cengiz hocam alanın uzmanı olarak bize bugün Orta Doğu ve Türkler hem tarihi dönem içerisinde hem de günümüzde güncelliğini koruyan önemli bir konu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu dönem içerisinde ve ikinci dönem biz bütün programlarımızı hazırladık ve ilgili birimlere de sunduk. Uluslararası kongre, çalıştaylar, konferanslar, eğitim seminerlerini içeren geniş kapsamlı bir faaliyet alanımız olacak ve büyük bir ihtimalle burada yine ilgililerle bir araya geleceğiz. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece şunu belirtmek isterim. Mikrofonlar otomatik olarak kapatıldı. Dolayısıyla katkıda bulunmak isteyenlerin ve soru sormak isteyenler mümkünse yazışma kısmından sorularını ve katkılarını iletirlerse memnun olurum diyorum. Ve sözü Profesör Doktor Cengiz Tomar hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere pandemiden dolayı böyle bir uygulamaya başlamıştık. Sağ olsun Bülent hocamın da yoğun desteğiyle krizi biraz fırsata çevirmiş olduk. Bu toplantılarımız oldukça geçen yıl verimli geçti. İnşallah bu yılda devam edeceğiz. Belki bu bizden sonraki arkadaşlar da bu programı devam ettirirler. Perşembe konuşmaları diye böylece klasikleşir diye düşünüyorum. O açıdan bu pandemi döneminde böyle bir imkan olması enstitümüz adına, üniversitemiz adına oldukça iyi oldu. Tabii Bülent hocamız bu programları yapıyor. Çok önemli konuklarımız da katılıyorlar. Böylece biz de haftada bir olsa en ilmi bir ziyafet, ilmi bir toplantıya katılmış olmak, genel kültürümüzü, kendi alanımızın dışında belki bazı şeyler öğrenmek açısından, bir de bir araya gelmek açısından önemli diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da devam eder. Ben bu sene niye ilk konuşmayı aldım? Çünkü geçen sene son konuşmacı olduğum için hep strese girdim. İşte vakit geliyor gidiyor filan diye. Onun için bu sefer dedim ilk alayım kurtulayım yani daha stressiz bir yıl geçireyim diye ilk konuşmayı ben aldım hem dönem başı olması hasebiyle. Bundan sonra da Eylül ayı programını zaten ilan ettik. Önümüzdeki hafta Marmara Üniversitesi'nden benim de hocam Gülay Önbezer Selçukları anlatacak. Daha sonra da Haliç Üniversitesi'nden Azmi Bilgin hocamız o da Türk tasavvuf düşüncesinin seyri bu bölgeden, Orta Asya'dan Türkiye'ye bir sunum yapacak. Benim konum şu şeyi de paylaşayım bu arada. Sunumu da paylaşayım. Sunum görülüyordur inşallah hocam. Görünüyor hocam, geldi. Biraz daha konuşma kuru olmasın diye, renklendirelim diye bir sunum hazırladık. Bildiğiniz üzere Orta Doğu ve Türkler. Hala tabii Türklerin Orta Doğu'da varlığı çok kabul edilebilmiş değil. Yani çabalar da Türkleri tekrar geldikleri yere göndermek hususunda çabalar hala devam ediyor. Bir yıldan sonra dahi. Bugün de günümüzde bu işte Suriye'de, Irak'ta, Suriye, Irak deyince tabii bizim Türkiye, Türkler deyince sadece Türkiye'yi anlıyoruz. Ama Orta Doğu'da Türkler sadece Türkiye'de değil, İran'da, Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta, Mısır'da, Cezayir'de, hemen hemen her yerde Türk varlığı var. Bu Türk varlığının devleti olmasa da önemli bir unsur yani Türklüğün Orta Doğu'daki yerleşikliği açısından önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Ve son dönemlerde de maalesef bu unsurun büyük bir darbe yediğini hem Irak'ta hem Suriye'de
görüyoruz. O nedenle sadece Türkiye olarak, yani ulusal sınırlar içerisinde düşünmemek lazım. Genel olarak Orta Doğu deyince, biz Türkler ve Orta Doğu deyince Selçuklular ve Osmanlılar anlıyoruz. Daha çok herkes Osmanlılar anlıyor. Özellikle Arap dünyası için. Bu böyle. Genellikle Arap dünyasında da böyle. Sadece Osmanlılar döneminde sanki Türkler Arap dünyasında var olmuş gibi. İkinci, biz de Türkiye'de sadece Selçuklular ve Osmanlılar anlıyoruz. Biz biraz daha Türk tarihi daha fazla okuduğumuz için lise müfredatında biraz daha ileri gidiyoruz. Ama Orta Doğu'da Türk varlığı deyince aslında bu 1200 yıldan fazla. Yani 14 yüzyıl kabul edersiniz İslam tarihini. Ki Orta Doğu'nun tabii şu anda başat dini olarak İslam ve Müslümanlık. Bu 14 yüzyılın kabaca 12 yüzyılı aslında Türk hakimiyetinde geçmiştir. İleride onu anlatacağım. Şu anda biz tabii Anadolu'ya devlet olarak sıkışmış durumdayız ama aslında Orta Doğu'da Yemen'e kadar Türk vardı. Halen izlerini, bu 1200 yıllık izlerini devam ettiriyor. Bu varlıktan konuşurken aslında sadece Türklerin varlığından bahsetmiyoruz. Pek çok da Türk devletinden bahsediyoruz. Pek çok Türk devleti kurulmuştur. Bölgede Osmanlı ve Selçukluların aksine, yani bizim genel olarak bildiğimiz genel kültürümüzde sadece Osmanlı ve Selçuklular var ama onun dışında da bu bölge pek çok tarihi devletlerin kurulmasına vesile oldu. Şimdi ilk Türk varlığının tarihi ne dersek, sanırım pek bunu soruyu bilen bu çok yoktur yani Türkiye'de de. 674 yıl. Yani Peygamberimizin vefatının 632 olduğunu düşünürseniz, yani Peygamberimizin vefatından işte 35-40 yıl sonra Türk varlığının biz bu bölgede görüyoruz. Çünkü İslam fetihleri biliyorsunuz hem Sasani coğrafyasında, yani İran, Horasan coğrafyasında, hem de Bizans coğrafyasında, hem kuzeyde Suriye ve batıda Mısır çok hızlı ilerlediğini görüyoruz. Ve hemen Buhara seferinden sonra 674'te 2000 kişilik bir Türk birliğinin Basra'ya yerleştirildiğini biliyoruz ki bu yani Türklerin tarihinin İslam tarihi içerisinde tabii Orta Doğu'yla bağlantılı olarak ne kadar o eski olduğunu gösteriyor. Yine Kuteybe bin Müslim'in 7000 kadar Türk'ü bölgeye getirdiğini biliyoruz. Ama esas hani 11. yüzyıldaki bu göçleri göz ardı edecek olursak esas Türklerin yerleşimi 9. yüzyıl. Özellikle 830'lar, 813-833 arasında yaşamış Me'mun, Abbas halifesi, hem kardeşi Emin ile mücadelesinde hem daha sonra da hakim olduktan sonra çok miktarda Türk'ü istihdam etti. Ondan sonra da Mu'tasım yine Abbas halifesi 30 bin askeri Orta Doğu'ya getirdi. Peki neden bu Türkler Orta Doğu'ya getirildi? Bunun sebebi çok açık. Araplar Türklerin bulunduğu bölgelere, Horasan ve daha sonra işte bizim şu anda bulunduğumuz bölgelere geldikleri vakit Türklerin özellikle at üzerinde ok teknolojisi, üzengiyi kullanarak çok hızlı, çevik atlarla at üstünde arkaya dönerek ok atma teknolojisi, askerlik disiplinleri nedeniyle Türkleri erken dönemden itibaren keşfettiler. Bir de tabii şöyle bir şey var İslam tarihi açısından baktığımızda. Peygamberimizle birlikte başlayan o dini motivasyon artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani o cihat arzusu, yeni yerleri fethetme, İslamlaştırma arzusu artık
zaman içerisinde tabi'in, tebe-i tabi'in yani sahabiden sonra gelenlerle birlikte onların bu bölgelere yerleşmesi, yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte zayıflıyor. Artık yeni bir güç unsuru gerekiyor. İkincisi de özellikle Abbasiler döneminde İranlılar, Farslar daha doğrusu, Farslar ve Araplar arasındaki mücadele. Bu mücadelede bir denge unsuru olarak Araplar Türkleri mevali olarak zaten eskiden beri getiriyorlardı. Ama sistematik olarak bölgeye getirmeye başlıyorlar. Bu da Orta Doğu'da bir Türk çağının 9. yüzyıldan itibaren başlamasına sebep oluyor. Bu gördüğünüz cami Samerra şehrinde 836-892 arasında. Şimdi ben size bir soru sorsam veya üniversite sınavında soru sorsak, ilk Müslüman Türk başkenti neresi diye, tabii Karahanlılardan, İdil Bulgarlarından, Tolunoğullarından bahsedebilirsiniz ama ilk Müslüman Türk başkenti Samerra'dır. Neden? Samerra Türkler için kurulan bir şehir, 836 yılında itibaren 892 yılının sonuna kadar Abbasilerin başkenti. Yani bir Türk şehri ama Abbasilerin başkenti olarak hizmet görüyor. Yani Bağdat, meşhur Bağdat'tan başkentlik alınıyor ve Samarra'ya getiriliyor. Bunun sebebi de Türkler. Peki bu şehir niçin kuruluyor? Bugün bu şehrin kalıntılarını eğer Irak'a giderseniz görürsünüz. Sadece Türklerin yerleşimleri için kuruluyor. Çünkü Türkler Bozkır'dan gelen, göçebe gelenekleri olan, at koşturmayı seven bir ırk. Bağdat'a geldiklerinde biliyorsunuz bizim Orta Çağ şehirlerinin özellikle işte Şam gibi, Kahire gibi, Bağdat gibi, Halep gibi Orta Çağ şehirlerine baktığınız zaman sokaklar çok dar olur. Bunun iki tane sebebi var. Birisi sıcak şehirlerdir. Sokakların dar olması oraların gölge olmasını sağlar. İkincisi savunmayı kolaylaştırır. Yani sokağa bir iki asker, bir iki atlı ancak girebilir ki onu orada rahatça tepeleyebilirsiniz. Çok geniş sokaklar yoktur Ortaçağ İslam şehirlerinde. Bu hem savunma hem iklimle alakalı bir durum. İşte Türkler de Bağdat'a geldiklerinde hem atlarıyla burada çeşitli kazalara sebep olduğundan hem de kozmopolit bir şehir biliyorsunuz Bağdat. O zaman nüfusu 1 milyon olan nadir şehirlerden ve dünyanın her tarafından insanların, her kültürden, her dilden insanların yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda Türk askerlerinin dejenere olmaması için böyle bir şehir kurmak söz zorunda kalıyorlar. Ve hatta Türk askerlerinin evlenmesi için Orta Asya'dan yani bu bölgelerden Türk kızları getiriyorlar ki bu askerlerin halk arasına karışarak dejenerasyona uğramaması için. Tabii işte bundan sonra yani Samerra'dan itibaren kesin bir şekilde Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar Orta Asya'da bir Türk tarihi var. Yani 836'lar Samerra'nın kuruluşuyla başlatabiliriz bunu. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar aslında Orta Doğu'yu Türkler yönetiyor. Peygamberin vefatının 732 olduğunu düşünürseniz, pardon 632 olduğunu düşünürseniz, yani yaklaşık 200 yıl bir Arap üstünlüğü var. Biliyorsunuz Emeviler dönemi boyunca Türklere çok fazla veya Farslara imkan sağlanmamıştı. Yani Emevi devleti daha Arapçı bir politika istiyordu ve diğer Müslüman olan unsurlara çok fazla devlette yer vermiyordu. Ancak Abbasilerle birlikte bir imparatorluk içerisinde Türkler kendilerine kısa zaman içerisinde yer buldular. Askeri elitler olarak zaman içerisinde devleti de ele geçirdiler. Hatta 9. yüzyıl Türk generalleri astıdır. Yani bizim şeyi de devleti de aslında ele geçirmişlerdir. Hemen 9. yüzyılda.
Tabii bu caminin Melviye adı verilen minaresini de dikkat ederseniz, hani bu ne Arap dünyasında görülen ne de başka bir yerde görülen bir minare. Onu az sonra bunun başka bir örneğini de size göstereceğim. Evet, bu da Ahmet bin Tolun Camisi. Bu da Kahire'de. Bakın ne kadar benziyor Melviye'ye, onun minaresi de. Mesafe olarak çok uzun bir mesafe. Samerra ile Kahire arası. Ancak o Türklerin beraberlerinde getirdiği mimari devam ediyor. Aslında bunu Memlüklerde de görüyoruz. Ben buraya geldikten sonra öğrendim. Yani Memlüklerin mezarları aynı buradaki mezarlara oldukça fazla benziyor. Yani demek ki onlar da biliyorsunuz Memlükler Kıpçak. O unsurlarını buradan oraya götürmüştür. İşte hemen Memnun'un hizmetinde bir Memlük Ahmet bin Tolun. Zaten adından anlayacaksınız. Yani Tolun'un oğlu Ahmet Memlüklerin desteğini alarak daha 868'de o da Kahire'de bir devlet kuruyor. Müslüman Türk devletlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi 9. asırda hem Bağdat yani hem Irak coğrafyası hem de Mısır coğrafyası Türkler tarafından yönetilmeye başlıyor. Ki bu yönetim bundan sonraki devletler tarafından hep Türk devletleri tarafından devam ettirilecektir. Daha sonra yine İşşidiler var ki Muhammed bin Tuğç bu devleti kuruyor. O da 935'de devletini tesis ediyor. Yani aslında hem Mısır'da hem Orta Doğu'da bu tarihsel devamlılık sürüyor. Bu da Kudüs'ten bir Selçuklu kitabesi. Biliyorsunuz Selçuklular henüz daha 1075 yılına gelmeden Kudüs'ü ve Filistin'i fethediyorlar. Atsız bin Uvak Selçuklu emiri ve bu kitabeyi 1075'te Kudüs'te görüyorsunuz. Yani Türklerin izleri çok erken dönemden itibaren Orta Doğu'da. Şu anda giderseniz bu kitabeyi göremeyeceksiniz. Çünkü mermerle kaplanmış şu anda bir mermerin altında bu kitabe. Ama hala o yerde duruyor. Bu mermer kaldırıldığında çekilmiş bir örneği. Daha işte Anadolu'nun hani 1071 hep konuşuyoruz Anadolu'nun Türkleşmesiyle ilgili. Ama Kudüs Filistin'de, yani Filistin Suriye Selçuklu Devleti var biliyorsunuz. Daha 1075'lerde Kudüs. Bağdat'tan bahsettik, Samarra'dan bahsettik. Kahire'den bahsettik ve Kudüs. Yani yaklaşık 200 yıl içerisinde Türkler hemen hemen bütün bu devletleri ele geçirmiş oldular. Evet, burası da Şam. Büyük Arap şehirlerinden gidiyoruz. Şam'da Nureddin Zengi'nin Bilmaristan'ı. Tabii hani bütün bölgelerde Türk hakimiyeti devam ediyor. Şam'da, Şam dediğimiz zaman şöyle düşünün, Suriye'yi kastediyoruz aslında. Bilad-ı Şam, Şam bölgesi. Şam bölgesinin merkezi de Dımaşk'tır. Biz Şam'a Dımaşk diyoruz. İşte burası Dımaşk'ta bugün elen mevcut. Nureddin Zengi'nin Bimaristan'ı. Zengiler de bildiğiniz üzere bir Türk devleti. Nureddin Zengi'nin doğum yeri bir Türk olarak Orta Asya değil, Halep. Haleplidir Nureddin. Doğum yeri Halepli bir Türk. İmadettin Zengi'nin oğludur ve özellikle Haçlı mücadelesinde Eyyubilerden önce çok önemli hizmetler yapmıştır. Gerçekten takva sahibi bir sultan ve bugün giderseniz, tabii bugün gidemiyoruz da Suriye bölgesine çok sayıda eserini göreceksiniz ve öldüğünde de hiçbir miras bırakmadığını, hiçbir şeyinin olmadığını, aynı Selahaddin Eyyubi gibi zaten
Nurettin Zengin'in yetiştirmesidir. İkisinin de hiçbir miraslarının olmadığını göreceksiniz. Aynen peygamberimiz gibi neredeyse miras bırakmayan iki sultan. İşte kısaca yaklaşık 9. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında ki ana bölgede, tabii ben şeyden hiç bahsetmiyorum, İran ve Türkiye'den. Onlar zaten biliniyor. Yani İran'da Türk varlığı ve Türkiye'de Türk varlığı zaten Selçuklularla birlikte kesinleşmiş durumda. Ama daha az bilineni Orta Doğu'da Arap bölgesindeki Türk varlığı. Evet, burada bir Türkmen eli haritasını görüyorsunuz. Bugün en çok tehdit altında olan veya ortadan kalkan bu, tabii bundan sonra anlatacağımız işte Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlılar zamanında da devam eden bir Türkmen coğrafyası görüyorsunuz. Bu Türkmen coğrafyası 11. yüzyılda oluştu. Bağdat'ın doğusundan başlar. İşte Kerkük, Erbil, Musul, oradan bir hilal şeklinde Suriye'ye doğru gelir. Halep'ten hilal aşağıya doğru döner ve Filistin'e kadar uzanır. Burası Türkmen coğrafyasıdır. Dedim ya, İran ve Anadolu'dan çok bahsetmeyeceğim ama Arap dünyasındaki Türkmen coğrafyası ve bugün de Elan en tehlikede olan ve ortadan kaldırılmış bulunan yaklaşık 1000 yıllık bir Türkmen coğrafyası var. Hem Suriye'de hem Irak'ta 11. yüzyıldan kalma. Yani şunu da söyleyeyim. Iraklılar, Iraklı Türkmenler kendilerine Türkmen denilmesinden çok hoşlanmıyorlar. Onlar kendilerine Türk denilmesinden hoşlanıyorlar. Çünkü kendilerini Bağdat'a gelen bu Memlük Türklerine, ilk gelen Memlüklere bağlıyorlar ve biz Türk'üz, Türkmen değiliz, Türkmenler. Daha sonra yani 11. yüzyılda gelenlere daha ziyade Türkmen deniyor şeklinde kendilerinin Türkmen olarak tavsif edilmesini özellikle entelektüel Türkmenler çok istemiyor. Bu Türkmen coğrafyası özellikle Selçuklulardan sonra Eyyubiler ve Memlüklerle Osmanlılara kadar geldi. Osmanlılarla birlikte zaten bütün Arap coğrafyasının biz Türk hakimiyeti altına girdiğini görüyoruz. Onun için Osmanlı döneminden çok fazla bahsetmeye gerek yok. Bu bir Alman haritası. Hani demin gösterdiğim bir Türkmen haritasıydı. Bu gösterdiğim de bir Alman haritası. Bu haritada da gördüğünüz gibi yani Almanlar da bunu Türkmen eli şeklinde Irak'taki Türkmen coğrafyasını ortaya koymuşlar Alman haritasında. Ama bugün o coğrafya var mı yok mu tabii tartışılabilir. Şimdi bu o coğrafyada başka bir devletçik 3 parçaya bölünmüş Irak'ta oluşma yolunda. Yine bu da bir İngilizce harita. Yine aynı şekilde Türkmen coğrafyası Bağdat'ın doğusundan başlıyor. Bir hilal şeklinde yukarıya, kuzeye doğru gidiyor. Oradan da hilal şeklinde Suriye'den Filistin'e kadar uzanan bir coğrafya, Türkmen coğrafyası. Şimdi bu haritalardan sonra, Türkmen haritalardan sonra bugünkü Irak haritasına geldiğimizde artık öyle bir Türkmen eli veya Türkmen coğrafyası yok. Gördüğünüz gibi işte sarı bölge, Şiilerin kontrolündeki bölge, Kavuniçi olan bölge, turuncu olan bölge, Sünni bölgesi ve gri olan bölge, yani Bağdat'ın doğusundan başlayıp bu kuzeye doğru uzanan Türkmen eli coğrafyası bugün başka bir özel adla anılıyor. Yani böylece o 1000 yıllık Türk varlığı orada fiilen sona ermemiş olsa bile siyaseten, siyasi olarak bugün yok. Şimdi biraz da Suriye tarafına gelelim. Tabii işin Suriye tarafı var.
Irak tarafının ortadan kaldırılması, özellikle Saddam Hüseyin döneminde büyük baskılar yapıldı Türkmenlere. Ancak buna rağmen, o baskılara rağmen varlıklarını devam ettirdiler. Ancak Türkmenlerin Irak'tan tasfiyesi Saddam sonrasında oldu. Yani ironik bir şekilde bu son dönemde 90'lı yıllardan itibaren Türkmenlerin en azından siyasi olarak tasfiyesi son dönemde oldu. Yani Amerika'nın var olduğu dönemde. Şimdi de aynı şeyi aslında Suriye'de görüyoruz. İşte bu kırmızı noktalarla gördüğünüz yer arkadaşlar Türkmen yerleşimleri, Rakka'nın kuzeyi, Halep'in kuzeyi, işte Lazkiye'nin kuzeyi, özellikle Bayırbıcak Türkmenleri, özellikle Şam bölgesini görüyorsunuz. Hama Humus bölgesinde özellikle bir Tartus'un doğusunda yoğunluk görüyorsunuz. Sonra Şam'da bir yoğunluk var. Kuneitra. Kuneitra dediğimiz bölge, bugün Golan Tepeleri diyoruz ya, hep İsrail'in işgal ettiği. Hemen Golan Tepelerinin etekleri Kuneitra. Burada da şeyler vardı. 20 bin civarında Türkmen vardı. Onlar da artık o bölgeden boşaltıldı. Yine Deraa, yani Suriye'nin Ürdün sınırı, bugün hani haberlerde çok gündeme gelen yer. Orada da Türkmenler var. Tabii bir de Golan Türkmenleri vardı. Özellikle İsrail'de işgali altında kaldı. Onlar da İsrail işgalinden sonra Suriye'ye yerleştirdiler. Yaklaşık bir 3,5 milyonluk, en azından 3 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz Suriye'de. Ama şu anda o bizim Türk askerlerin olduğu bölgeler dışında şeye baktığınız zaman bir kısmı işte SDG denilen, PKK dediğimiz yapının yönetimi altında, bir kısmı da Esed yönetimi altında, yani kuzey bölgelerde. Tabii Türkmenlerin büyük kısmının da Türkiye'ye bu savaşla birlikte göç ettiğini söyleyebiliriz. Yani etnik, demografik temizlik Suriye'de de gerçekleşmiş oldu son dönemde. Evet, biraz yer isimlerini size göstereyim. Bunlar Suriye'de, Halep'teki Türkçe yer isimleri. Tabii bu bizim dilcilerin daha çok ilgileneceği bir konu. Bu hem altta Arapça alarak yazılıyor. Mesela Doyuran, Edebet, Kalkın, Ufuk, Çoban Bey gibi. Bunlar tabii zaman içerisinde değişime uğruyor. Bir kısım isimler zaman içerisinde Arapçalaşmış, özellikle Hafız Esed döneminde büyük bir Arapçalaştırma faaliyeti var. Şimdi de bir Kürtçeleştirme faaliyeti var. İsimler işte mesela Aynul Arap, Kobaniye, Aynul Arap Arapça bir isim. Daha önceki ismi Türkmen Pınarı, şimdi de Kobaniye'ye dönüşmüş durumda. Yani başka bir siyasi şeye doğru gidiyor. Bakın bunların hepsi Halep'in köyleri, Türk köyleri arkadaşlar. Bunların isimleri hepsi Türkçe. Ama bu isimler zaman içerisinde önce Arapça araştırıldı. Şimdi de başka şeylere dönüyor. Bakın bu köy isimleri Halep, Membiç, hani bugün çok gündemde olan yine köy isimleri devam ediyor. Yani esas bizim burada, yani 1200 yıllık Türkiye, Türk coğrafyası dediğimiz Orta Doğu'da, tabii ki Yemen'e, Mısır'a, Cezayir'e çok girmiyorum ki oralardaki tabii Türklerin durumu daha vahim. Çünkü Araplaşmış durumda büyük kısmı veya çok kırıntı şeklinde parçalar kalmış durumda. Ama bu bizim Türkiye'ye yakın olan kısımlar. İşte aynı Arap'ın, Arap Pınarı olan isminin nasıl Kobani'ye dönüşmesi son dönemde, işte Tel Ebyaz, Beyaz Tepe, aslında Aktepe'dir o, Grispe'ye dönüşmesi, işte Resulayn, yine Serekani'ye dönüşmesi, bu bölgenin de Rojava'ya dönüşmesi, aslında bir Türkmen coğrafyasının zaman içerisinde siyaseten bayağı bir değişime uğradığını görüyoruz ki bu
Arapça ile Arapça'ya dönüşmesi yer isimlerinin özellikle Baas Partisi döneminde oldu 1950'lerden itibaren özellikle Hafız Esed döneminde. Ama son dönemde bu yer isimlerinin değişmesi son 2011'den sonraki Arap Bahri isyanları sırasındaki iç savaşta oldu. Bu da yine kuzey bölgesinde son dönemde yani son 5 yılda belki olan değişimi gösteriyor. Bu yeşil bölgeler ki genel olarak Türkmen coğrafyasıdır. Bu yeşil bölgeler daha önce muhalif bölgelerde yaklaşık şeye bakarsak birkaç yıl içerisinde bakın daralıyor. Önce IŞİD geliyor, DAEŞ geliyor. Ondan sonra sarıyla SDG yani PKK geliyor. Ve şu andaki durum böyle. Yani kırmızı bölge Esed'in bölgesi, sarı bölge PKK, PYD, YPG bölgesi. Bu tam %35'ini oluşturuyor şu anda Suriye'nin aslında toplamda Kürt nüfusun ağırlığı Suriye'de %10. Şu anda %35 yani Rakka, Deirizor, Ebu Kemal'e kadar inmiş durumda. Sadece şu kuzey bölge, Türkiye'nin olduğu ve muhaliflerin olduğu yeşil bölge, onun dışındaki bölgede Esed bölgesi. Bu harita belki daha güzel açıklayacak. İşte o sarı bölge, Haseke, Kamışlı, Ayni İsa bölgesi tamamen PYD kontrolünde. Şu anda da ABD tarafından orada bir devlet kurulma çabası devam ediyor. Kuzeyde Türkiye'nin girdiği bölgeler var. Yeşil bölge yine muhalif bölgeler. İdlib'i görüyorsunuz orada ki yakında İdlib'de de önemli sorunlar çıkacak. Ki orada da 3,5 milyonluk bir nüfus var ve yine orada Türkmenler de var. Kırmızı bölgede artık ne diyeyim Esed bölgesi. Tabii artık orada Türkmenlerin kalan olduysa da herhangi bir varlık göstermesi bundan sonra hiç mümkün değil. Bunlar tabii eski fotoğraflar biraz. Türkiye lehinde işte Lübnan'da da aslında önemli bir Türk unsur var. Ondan da bahsedelim. Özellikle Trablus bölgesinde yine önemli miktarda Türkmen yaşıyor. Tabii Lübnan bir devlet olamadığı için onlar bir nebze daha rahat. Yani bir merkezi yönetim çok fazla yok. O nedenle hep çeşitli kliklere bölünmüş durumda. O nedenle Lübnan biraz daha rahat. Özellikle Beyrut ve Beyrut'un kuzeyinde Trablus'ta önemli bir Türkmen nüfus bulunuyor. İşte bu da yani son dönemdeki haritalardan bir tanesi. Şu anda büyük kısmı yaklaşık 1200 yıl Türkler tarafından yönetilmiş olan coğrafyanın nasıl haritalarının değiştiğini görüyorsunuz. Tabii biz hep şunu unutuyoruz. Mesela İran. İran 900 yıl boyunca Türkler tarafından yönetildi. Selçukluların ardından Safeviler, Kaçar Hanedanı yani neredeyse modern döneme kadar hep Türkler tarafından yönetildi. Tabii biz orayı hep Şii mezhebiyle anlamlandırdığımız için o şeyi de biraz kaçırıyoruz. Yani o 900 yıllık Türk dönemini kaçırıyoruz. Yine Orta Doğu'ya baktığınız zaman mesela Memlükler var 1250-1517. Kuzeyde Altın Ordu var hemen aynı dönemde. Güneyde Resuliler var Türk Devleti Yemen'de ve daha sonra işte Safeviler ve Osmanlılar geliyor. Yani hemen hemen bütün coğrafya 900 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilmiş durumda. Ancak şu anda o coğrafyanın geldiği durumu görüyorsunuz. Bu da bizim eski tabii Türkiye'nin o Misak-ı Milli veya işte o Türkmen coğrafyasıyla ilgili haritasını görüyorsunuz. Şimdi tabii tarihte demografik değişimler çok önemli Bülent Hocam. Yani zaman içerisinde pek çok devletin tarihte demografiyle değiştiğini görüyorsunuz. Bu bugün Irak ve Suriye'de yapıldı. Irak ve Suriye'nin demografisi değiştirildi. Ve buradaki Türk unsurlar tamamen devre dışı
bırakıldı. İran'da önemli bir Türk unsur var, 36 milyon civarında. Ama hem mezhebi farklılıktan dolayı belki biz çok ilgilenmediğimizden, hem de Farslaştırma politikalarının çok yüksek olmasından dolayı bütün direnişlere rağmen orada da büyük bir erozyon, elem mevcut. Bir de tabii şu anda Afganistan problemi buna eklendi. Afganistan coğrafyasının nüfusu da önemli ölçüde bu bölgeye doğru geliyor. Yani orasının da bir demografik değişimi uğruyor. Tabii orası demografik değişime uğruyor ama aynı zamanda o bölgeden Orta Doğu'ya doğru geldiği için aslında bu bölgenin de demografik değişimini etkiliyor. Aynı IŞİD, DAEŞ, işte El-Kaide neler yaptıysa bunun bir benzerini şu anda zaten hani Afganistan'ı biz Güney Türkistan olarak özellikle kuzeyini kabul ediyoruz. Şimdi de aynı değişikliklerin zaman içerisinde orada olduğunu göreceğiz. Tabii Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra Türkiye bir içe çekilme dönemini yaşadı. Hem de bu belki haklı da olabilir. Çünkü uzun yıllar, özellikle 400 yıldan fazla bir Arap coğrafyasını idare etti. Ve milliyetçilik akımlarının ortaya çıkmasından sonra da imparatorların ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye büyük bir coğrafyadan küçük bir coğrafyaya sıkıştı ve pek çok göç alarak ulus devlet şeklinde tekrar yapılandı. Ve uzun yıllar boyunca biz hem Balkanlarda hem bu bölgelerde, Arap bölgesinde, Orta Doğu'da oradaki Türk varlığıyla çok fazla ilgilenemedik doğrusu. Özellikle 80'li yıllardan sonra biraz daha bu bölgelerle Özal dönemiyle birlikte ilgilenmeye başladık. Ama ekonomik, iktisadi, askeri gücümüz de çok yeterli olmadığından çok fazla bir verim elde edemedik. Bu bölge için, özellikle Suriye için söyleyebilirim, en Türkmenlerin en rahat olduğu dönem 2000-2010 arasıydı. Yani benim de o bölgede bulunduğum zamanlarda. Neden? Çünkü Türkiye'nin Suriye ile arası çok iyiydi. Ve o dönemde de Türkmenler gerçekten büyük oranda rahat etmişti. Yani ilk defa çok kolay dil kurslarına gidebiliyorlardı. Tekrar Türkçe öğrenmeye başlamışlardı. Türkiye'nin nüfuzunun çok fazla olması sonucu Suriye'de de Türkmenler tekrar varlıklarını, daha önce Türk'üm, Türkmen'im diyemeyen Türkmenler söylemeye başlamışlardı. Ancak 2011 işte Arap Baharı isyanlarının çıkması ve Türkmenlerin tabii büyük kısmının da muhalif olması ve Amerika'nın ortadan çekilip bölgeyi Rusya'ya bırakması sonucunda Esed rejiminin devrilememesi Türkmenler için de büyük bir yıkım oldu Suriye'de. Bundan sonra tabii o coğrafyanın tekrar dönüştürülmesi mümkün değil. Çünkü Suriye'den gidenlerin malları bir kanunla tekrar geriye çağrıldı. Gelmeyenlerin mallarına el koydu. Şu anda da özellikle İranlı Şiilerin pek çok toprağa ve eve el koyduğunu görüyoruz. Yani bir manada Türkmen coğrafyası ortadan kalkarken Suriye'de Esed rejimi tarafında bir İran nüfuzu ve nüfusu, doğu tarafında ise bir Kürt nüfusunun hakimiyeti şeklinde bir durum söz konusu. Tabii inşallah bu şey düzelir ama bu manada son yıllarda Türkmen coğrafyasının 1200 yıllık Türkmen coğrafyasının büyük bir yıkıma uğradığını biz görüyoruz. Bundan sonra ne olur diyorsanız, tabii Iraklı Türkmenlerin büyük kısmı Türkiye'ye geldi ama hala orada bir Türkmen nüfusu mevcut. Siyasi olarak maalesef oldukça zayıf durumda. Suriye'de ise neredeyse Türkmen nüfusu kalmamış durumda veya çok azalmış durumda, ki olanların büyük kısmı da Araplaşmış olanlar, yani dillerini unutmuş olan Arapça konuşan Türkmenler, kalanları da Türkiye'ye gelmiş durumda. Sadece kuzey bölgeden
yerde bir muhalif hareket olarak devam ediyor. Bu anlattığımız, yani kısaca anlattığımız bu Türkmen coğrafyasının ortadan kaldırılması önümüzdeki yıllarda tabii çok farklı bir sonuca dönüşebilir. Bu bölge her ne kadar sınırlarımızın dışında olsa da bizi koruyan bir tampon bölge civarı, tampon bölge hükmündeydi. Şu anda o tampon bölge ortadan kalkmış durumda. İran ve Türkiye ile ilgili bölünme çabaları da devam ettiğine göre bundan sonra da bu çabaların Türkiye için daha sıklıkla ve daha zorlukla devam edeceğini görüyoruz. Yani bundan sonraki aşama benim tahminim özellikle Türkiye ve İran'daki bölünme çabalarının desteklenmesi şeklinde olacaktır. Onun için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nüfus yapısına, nüfusun değişmesine, demografinin değişine. Burada bir göçmen karşıtlığından bahsetmiyorum ama bunu yönetmekten bahsediyorum. Bunun iskan politikası haline gelmesi, ki Osmanlılar bunu çok iyi yapıyordu. Amerikalılar, Almanlar şu anda modern dönemde o iskan politikasını çok iyi uyguluyorlar. Ama sanırım biz o manada tabii 4 milyon, 5 milyon kişinin bir anda Türkiye'ye gelmesi sonucunda tabii sınırlarımızın bu bölgede olması nedeniyle çok önemli bir politika yapamadık ve bu coğrafyanın demografik değişimine engel olamadık. Ancak en azından belki bir iskan politikasıyla daha farklı bir yöne gitmesi sağlanabilir. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sorusu olan arkadaşlarımız olursa cevaplamaya hazırım. Hocam teşekkür ediyoruz. Tekrar aynı konuyu sizden dinlemek daha yeni bilgilerle güzel oldu. Sorular varsa lütfen yazışma kısmından yazabilirseniz ben hocama ileteceğim. Hocam en son yaz tatilinde tabii Ankara'ya gittiğimizde alanın uzmanı, Suriye çalışan, hatta bu yeni anayasa taslağına da aktif olarak katılan bir uluslararası ilişkiler hocamızın verdiği rakamlarda sormuştum. Yani bize gelen Suriyelilerin ne kadarı Türkmen, devletimizin elinde bu tür veriler var mı? Dedi biz bunları maalesef etnik gruplarına göre sınıflandırmadık kabul ederken. Tahmini 750 bin yani civarında Türkmen nüfusun Türkiye'ye göç ettiğini söyledi ama tahmini bir rakam dedi. Zaten birçok kişinin etnik olarak da tespit edemiyorsunuz. Zaman zaman Arap, Türkmen, Kürt kimlikler arasında geziyor burada kimlikler dedi. Böyle hocam, bir durumda bir şey söyleyeceğim. Sözünüzü keseyim. Burada tabii 3 milyon Türkmen nüfusundan bahsederken 1990'lı yıllarda bu 3 milyonun 1,5 milyonu Türkçe konuşmuyordu. Evet. Yani 1,5 milyon civarında Türkçe konuşan Türkmen vardı. Diğer 1,5 milyonu artık Arapça konuşan, yani dedeleri babaları Türkçe konuşuyormuş ama artık Türkçe bilmeyen gençlerdi. Biz işte 2000'li yıllarda biz orada Türkçe hocalığı yaptığımızda bizim öğrencilerimizin büyük kısmı Türkmendi. Yani Türkçe bilmeyen Türkmen genç çocuklardı. Tabii o dönem serbest bir dönemdi onlar için ve onlar bizim kurslara geliyordu. Yani biz kurs orada talebe cevap veremiyorduk ve bunların %80'i Türkmendi. Yani Arapça bilen Türkçe'yi unutmuş Türkmenlerdi. O nedenle yani 750 bin rakamı doğru bile olsa aslında yarısından fazlasına tekabül ediyor. Türkçe bilen yani Türk kimliğini kaybetmemiş Türkmenler açısından. Evet. En azından herhalde bizim de etki alanımızda bulunan bölgelerde kalan Türkmenler var. Çünkü tutunabildiğimiz coğrafya gösterdiğiniz haritalarda da görünüyor. Siyasi olarak, askeri olarak hem Irak'ta hem Suriye'de tutunabildiğimiz coğrafyalar genelde Türkmen nüfusunun olduğu bölgeler. Hocam herhangi bir soru göremiyorum. Atıyorum. Bir de bazı şeylere değindiniz hocam. Bunun üzerinde belki daha fazla durmak lazım. İşte misak-ı milli daha önce çok daha güçlü bir şekilde vurgulanırdı ama bugün misak-ı milli Türkiye dışında kalan, hatta Türkiye içinde de artık dediğiniz gibi demografik yapı ciddi ciddi
değişti. Güney Türkistan adı, Türkistan adı, bunlar aslında sürekli gündemde tutulması gereken kavramlar diye düşünüyorum. Çünkü kavramları insanların beyninden aldığınızda bir bakıma o coğrafyaları da kaybediyorsunuz. Musul'un, Kerkük'ün, Erbil'in, Erbil benim bildiğim kadarıyla oradaki Türk edebiyatının, Türk kültürünün en az Kerkük kadar güçlü olduğu bir yerken biz bugün artık orayı başka bir yer olarak tanımlıyoruz. Aslında orası. Hocam Bağdat'ta da, Bağdat'ta da yani çok gazete, dergi, kitap çıkarttı şey olarak, Türkçe olarak. Yani Bağdat'ta önemli merkezlerden bir tanesidir Türkmenlerin. Özellikle okumuş hani şehirli Türkmenler babında. Hocam şöyle tabii durum. Yani probleminiz içeriye taşındığında artık dışarıyla çok ilgilenemiyorsunuz. Yani birinci sebep bu. İkincisi de tabii hep ulus devlet mantığı içerisinde. Biz sadece böyle Türkiye sınırları içerisinde düşünüyoruz. Çünkü kafamız o sınırlar içerisinde oluşmuş durumda. Hani bizim için şey olarak. Halbuki o 1200 yıllık tarihe baktığınız zaman, o sınırları ortadan kaldırdığınız zaman aslında çok farklı bir şey görüyorsunuz. Çeşitli hanedanlar görüyorsunuz. Yani ulus devletlerden önce veya imparatorluklar görüyorsunuz. Onların büyük kısmı da Türkler tarafından kurulmuş. Bu işte İran'da Şii olabilir, başka yerde Sünni olabilir, Yemen dahil olmak üzere. Bunların hepsi Türkler tarafından kurulmuş devletler. Yani onun için böyle bir 100 yıllık bir dönem aslında. Tarihe baktığınızda bu çok kısa bir dönem. 100 yıllık bir dönem içerisinde biz o manada siyasi gücü kaybetmişiz Türkler olarak. Ama bunun dışında o demografik, kültürel, sosyal durum da şu anda kaybolmuş durumda. Çünkü zaten aslında devletiniz olmadığı zaman kültürünüzü de koruyamıyorsunuz. Ama özellikle Türkmenlere yapılan baskılar ve özellikle Türkmenlerin ortadan kaldırılmaya çalışılması aslında Türkiye'nin Anadolu'daki, Orta Doğu'daki Türk varlığının ortadan kaldırılmasını manasında bir manada geliyor. Sadece Anadolu'ya sıkıştırılmış oluyorsunuz. Bundan sonraki aşamalarda da Anadolu'da siz yani cepheyi daha ileride kuramadığınız zaman hani futbolda da bu böyle. Bu sefer kendi sahanızda kurmak zorunda kalıyorsunuz müdafaanızı. Kendi sahanızda kurduğunuz zaman müdafaayı her zaman gol yeme oranınız çok daha fazla. Yani rakip sahada müdafaa. Biz şu anda o üstünlüğü kaybetmiş durumdayız o açıdan. Yani artık müdafaayı kendi sahamızda yapmak zorundayız. Onun için Suriye harekatları da bu manada çok ölümcül, çok hayati şeyler. Yani o harekatları yapmak çok orada en azından bir bölgeyi kurtarmış oldu. Yoksa artık bundan sonraki mücadelemiz eğer o bölgede bir PKK şeridi kurulmuş olsaydı bir kısmında var hala. Bu sefer artık bundan sonra mücadeleyi içeride yapmak zorunda kalacaktır. Teşekkür ediyorum hocam. Bu yıl içerisindeki programlarımızda hem İran hem de Afganistan'la ilgili de benzer programlarımız olacak. Çünkü benzer problemler orada da yaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ederseniz ilk teşekkür belgemizi de size takdim etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam inşallah bu hayırlı bir dönem olur. Bu programlarımız gelenekselleşir, daha geniş çevrelere yayılır. Üniversitemizin adı hem bu manada Türkiye'de de duyulmuş olur. Biz yani Bülent Hocam da ben de bu manada Türkiye'nin veya dünyanın en ünlü Türkologlarını, tarihçilerini mümkün olduğu kadar çağırmaya çalışıyoruz. Onlardan istifade etmiş oluyoruz. Bunun şöyle bir faydası var. Hem onlar üniversitemizi tanımış oluyor. Üniversitemizin adını böyle bir ilginin, böyle bir enstitünün olduğunu öğreniyorlar. Hem de biz bir şeyler öğreniyoruz. Haftada bir saat biliyorsunuz yani az da olsa ibadetin bile az ama devamlı olanı makbul. Onun için devamlılık çok önemli. Yani bunu mutlaka istirhamımız, devam ettirmemiz, geleneksel hale getirmemiz. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra da bu olmalı. Bizim en büyük belki göçebe gelenekten gelmemiz sonucu en büyük eksikliğimiz müesseseleşmenin olmaması. Kişilerle kayın olması. Yani yarın ben giderim, Bülent Hoca gider. Bu olayın mutlaka buradaki arkadaşlar da içinde söylüyorum. Hani bizden sonra kalan olur. Mutlaka devam ettirilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani mütevazi başlayabiliriz. Önemli değil 20, 30, 40, 50
ama bu zaman içerisinde gelişir. Önemli olan buradan herkesin kazanabileceği bir faydayı elde etmek. Teşekkür ediyorum hocam. Bu yıl evet daha geniş bir coğrafya için alacak. Türk dünyasının tamamını kapsayan Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Rusya'dan, Kazakistan'dan zaten olacak konuklarımız. Macaristan'dan, Türkiye'den, Rusya'nın farklı özerk bölgelerinden katılımcılarımız olacak. Hem konu olarak Türkolojinin farklı alanlarını ilgilendiren hem de coğrafya olarak farklı coğrafyalardaki Türkoloji ile ilgili gelişmeleri de takip edebileceğimiz bir program hazırladığımızı düşünüyorum. İnşallah daha sonraki programlarda yine beraber oluruz ve konuşma, tartışma imkanı elde ederiz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Gelecek haftaki programda görüşmek üzere. Herkese Kazakistan'dakiler için iyi akşamlar, Türkiye'dekiler için iyi günler diliyorum.